krizi tamamen silinene kadar bu mücadelemiz sürecek. Elbette bunlar unutulmayacak bir şey. Hiçbirimiz bu felaketi unutmayacağız. Unutmamız da mümkün değil. Osmaniye'mizle hep birlikte bu yarayı sarmak için mücadele ediyoruz. Depremin ilk anından beri bu mücadelemiz devam ediyor. Ben inanıyorum ki devlet olarak, millet olarak bir kez daha en güçlü şekilde birbirimize sarıldık, tek yürek olduk, mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz ve bundan sonra deprem bilgini devlet olarak da, millet olarak da çok daha hazırlıklı olacağız. Buradan tabii ki hepimiz çok büyük dersler çıkaracağız. Bugün de bu toplantımızı Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımızın teklifi üzerine yaptık. Bir bilgilendirme çalıştayı şeklinde. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçmiş olsun. Dileklerimi ileteyim. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Rabbim şifa versin. Burada Müteahhitler Birliği'nden arkadaşlar var. Sektörün iş yapan yine firmalar var. Yapı denetimler var. Bütün bunları, olanları hem teknik açıdan, hem sosyolojik açıdan, idari açıdan, mevzuat açısından değerlendirmeli değil miyiz? Bundan sonra yapacaklarımızı da bütün bunların ışığında yeniden planlamalı değil miyiz? Bu konuları konuşalım. Sektör kendi içinde, kendi iç muhasebesini yaparak, kendi öz eleştirisinde yaparak ne yapılması gerekiyorsa en azından burada Osmaniye ölçeğinde hepimiz buradayız. Herkes burada ne yapılması gerektiğine dair fikirlerini burada söylesinler. Biz onları not alalım ve bundan sonra ilgili olan birimlere, bakanlıksa bakanlığa, belediyeyse belediyeye, işte yönetmelik değişiklikleri, yapı sistemindeki yeni yapılanmalar, imar şartları, bunların hepsini bir konuşalım. Bir tavsiye kararı olarak, bir de herkes kendi hesabını yaptıklarını, yapacaklarını da bir muhasebe yaparak, bundan sonra talepleri, yani işin ekonomisini, fizibilitesini de yaparak bu değerlendirmeler ışığında yeniden gözden geçirmesi için böyle bir toplantıyı. Bugün hepimiz buradayız. Herkesin söz hakkı var. Deprem yaşanan şehirlerdeki genel görüntüler, depremin ortaya çıkartmış olduğu görsel görüntülerin kaldırılması, ulaşım yollarının, ana arterlerin ulaşımlarının sağlanması, yıkımların tamamlanması, bunlar bitmeden ve bunlar bittikten sonra da şehrin yeni değerlerine göre, yani bu değerlerine kastımız jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik, jeosismik değerlere göre belki de yeniden planlanarak yeniden bir imar planına tabi tutulması gerektiği düşüncesi içerisinde inşaatlar ancak o zaman izin verilebileceği kanaatini taşıdığımı ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak zemlotları bakanlığımızın yaptırması ve bu zemlot verilerin de ister belediyelerde ister Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzde mahsum bulunması çok önemli olacağını düşünüyoruz. İhtiyacı ve paylaşılması diyorsunuz değil mi? Evet evet. Efendim. Yapı denetim sistemi de bir mouse sistemine geçildi. İşte müteahhit ve yapı denetim firmasının diyaloğunun değişmesi adına böyle bir sistem olumlu oldu. Bu sistemi proje büroları ve şantiye şeflikleriyle ilgili de düzenlenmesinin biz faydalı olacağını düşünüyoruz. Kabası bitmiş, duvarı bitmiş, işte elektriği suyu bitmiş, işte alçısı kalmış, boyası kalmış. Bunların bir an önce izin verilmesi lazım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tabii buradan ekmek yiyen insanlar var. Yani inşaat mühendislerimiz, işte mimarlarımız, sonuçta insanlar buralardan evlerine ekmek götürüyorlar. Sıvılaşma riskinin olduğu yerlerde belediyeler bu konuyla ilgili diyebilir ki müteahhitleri ya da bizlere projeleri hazırlayan kişileri zemin etüdünün verdiği değerlere göre zemin iyileştirilmesi yapılmadan buraya kat yüksekliğiyle ilgili çalışma yapamazsınız.
İzin verdiğimizde el inşaat mühendisi arkadaşım 0.40 girdi ama deprem ivmesi 1.5 vurdu. Yani bu şu demek, 4 katı fazla ivme ile bina sallandı demek. Yüksek kattan vazgeçilmesi lazım. Maksimum zemin artı 3 katlı bina yapılması lazım. Çünkü deprem çok ciddi bu. Bu açık. 9.000 ağır hasarlı bina, 652 bina deprem anında yıkılmış. 20.000 bağımsız bölüm ağır hasarlı. 1.800 hemşerimizi, vatandaşımızı kaybetmişiz. Dünyanın en büyük kara depremini yaşadık. Bunu söyleyen bir Japon bilim adamı. 11 şiddetinde diyor. İkincisi 10 şiddetinde. Böyle bir deprem yaşadık. Ve 11'i ilgilendiriyor. Hiçbir devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti kadar müdahale edemezdi yani. Osmaniye'mizi daha güzel yapacağız Allah'ım. O içimizi yakan o görüntüler, o yıkıntılar kalkacak. Ve Osmaniye'miz eskisinden inanıyorum ki daha güzel olacak. El birliğiyle de Osmaniye'mize sahip çıkacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Sayın Bakan'a teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.